Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Aselsan'ın inovasyon alanında önemli bir başarı elde ettiği son testte, geliştirdiği kamikaze deniz uçağı Albatros S başarıyla test edildi. Gerçekleştirilen testte, Albatros S ünitesi, 69 metre uzunluğundaki hedef gemiyi sadece birkaç dakika içinde etkili bir şekilde batırmayı başardı. Bu sonuçlar, Aselsan'ın teknoloji alanındaki liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Albatros S'nin yüksek manevra kabiliyeti ve etkili saldırı yetenekleri, deniz güvenliği konusundaki mevcut zorluklara çözüm getirmekte önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geliştirilen bu kamikaze insansız deniz aracı, modern savunma ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış ve başarılı bir şekilde test edilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Aselsan'ın bu başarısı, ülke savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve ulusal güvenliğin artırılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Avrupa basında ise bu durum, Türk yapımı, metalden üretilen kamikaze botunu uygulamaya ulaşan ve ilk testleri başarıyla geçen bilinen ilk girişim olmasına dikkat çekildi. Ayrıca bu testle beraber, dünyada ilk kez insansız deniz aracı, insansız hava aracı müşterek operasyonu yapıldı. Albatros S, gelişmiş otonomi yeteneklerine sahip, merkezi kontrol olmaksızın sürü formasyonunda seyir yapabilen ve görev gerçekleştirebilen bir insansız deniz aracı sürü sistemidir. Bu sistem, farklı seyir formasyonları kullanarak hareket edebilme kabiliyetine sahiptir ve sürüdeki eksilmelere karşı göreve devam edebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede sürü unsurlarından ve hareketli hareketsiz engellerden sakınabilir. Albatros S, verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşım yapabilme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde görev sırasında sürü unsurları arasında görevleri etkili bir şekilde paylaşabilir ve koordine edebilirler. Ayrıca farklı manevralar kullanarak görevi otonom olarak tamamlayabilirler. Bu tür sistemler, denizlerde çeşitli görevler için kullanılabilecek önemli araçlardır. Örneğin, keşif, izleme, güvenlik, çevresel izleme veya denizaltı yapılarının kontrolü gibi çeşitli görevler için Albatros S gibi insansız deniz aracı sürüleri etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu araçlar, insan hayatını riske atmadan ve daha etkili bir şekilde denizlerde görevlerini yerine getirebilme potansiyeline sahiptir. Baykar Savunma tarafından üretilen Baykar Bayraktar TB2, Türkiye merkezli insansız hava aracıdır. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27.030 feet irtifaya çıkarak 5-6 Ağustos'ta yapılan diğer bir uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18.000 feet yani 5.500 metre irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat 34 dakika boyunca uçmuştur. Ayrıca 17 Aralık 2015'te yapılan atış testinde 2 adet Roketsan mamliye güdümlü füzesiyle %100 isabet oranı ile hedeflerini vurabilmiştir. İlk olarak 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envantene girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pençe operasyonlarında Suriye İç Savaşı'na müdahalesi ve 2. Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanılmıştır. Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlı Karabağ Savaşı'nda da etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu savaşta 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir ve toplamda 1 milyar doların üzerinde hasara yol açmıştır. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri gibi birçok ülkenin envanterine dahil edilmiştir. Ayrıca NATO ve Avrupa Birliği üyelerinden Polonya 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıklamış ve böylece ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın almıştır. Irak ve Pakistan silahlı kuvvetleriyle de TB2'nin satışı için anlaşmalar yapılmıştır. Bayraktar TB2'nin kullanıldığı yoğun sayıda savaş ve operasyonlardaki uçuş saati toplam 500 bini aşmıştır. Bu da onu en uzun süre görev yapan Türk yapımı insansız hava aracı yapmaktadır. Bayraktar TB2, başta keşif ve gözetleme olmak üzere bir dizi askeri ve güvenlik uygulamasında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Haziran 2020'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağını duyurdu. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Bayraktar TB2'ler, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı büyük bir başarıyla kullanıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin D-44, D-30, D-20 ve D-1 olmak üzere toplam 118 adet topçusunu, bilinmeyen sayıda piyadelerini, 85 kadar T-72 tanklarını, 17 civarı 2 S-1 Govizya Kundağı motorlu obüsünü, 3 adet BM-30 Smerç balistik füze sistemini, 56 kadar BM-21 Grad, 1 adet TOS-1 çok namlu roketler sistemini, 12 BMP-1, 5 BM-2 zırhlı savaş araçlarını, pek çok zırhlı personel taşıyıcılarını, toplam sayıları ortalama 178 olan
Askeri kamyon ile jipi, öz hava savunma sistemlerini, yaklaşık 16 9K33 OSA ve 3 adet Strela 10 hava savunma sistemini Bayraktar TB2'lerle etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen birçok hedef Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirildi. Savaş sonrasında Bayraktar TB2'ler Ermenistan'a büyük zarar verdi. 5 Ekim 2020'de Kanada Dışişleri Bakanı Francis Philip Compain, savaş sırasında TB2'lerde kan üretimi sistemlerin kullanılması sebebiyle Türkiye'ye yapılan satışın durdurulduğunu duyurdu. Daha sonrasında fason üretim yapan Rotax şirketi, motorların sadece sivil kullanıma yönelik olması gerektiğini belirtti ve kullanım belirsiz olan ülkelere ifadelerinde bulunarak Baykar savunmaya motor ve yedek parça satışını durdurdu. Benzer bir tepki, Bayraktar TB2'ye tek yönlü valf ile su tutucu parçaları sağlayan İngiliz Anduyer şirketinden geldi. Şirket, 11 Ocak 2021'de Baykar savunmadan gelen tüm siparişleri iptal ettiğini ve tedariğin durdurulduğunu açıkladı. Türkiye bu ambargolara karşı olarak TYP-D170 motorunu ve Aselsan Kas elektrooptini kullanıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.